Hadi ama Keloğlan. Korkacak ne var anlamıyorum. Hepimiz birlikte gideceğiz balık tutmaya. Derede balık akını olduğunu söylersen annen izin verir. Hadi. Olmaz çocuklar, annem izin vermez. Evimizde bir tek olta var. O da babamdan hatıra. Asla vermez. Hele senin gibi bir sakara asla vermez. Bak. Çok balık tutacağız, pazarda satacağız, çok paramız olacak dersen izin verir. Acele et. Sensiz gitmeyiz. Peki, günah benden gitti. Söylediklerinizi aynen ileteceğim anama. Ama umutlanmayın ha, izin vermez. Yalvar, yakar, hallet şu işi. En güzel olta sendi. Amma da uzattın ha. Ben olsam geçerim karşısına, gidiyorum derim, olur biter. Doğru ya, ne korkuyorum ki? Geçerim karşısına. Ana, yeter artık. Ben büyüdüm. Balık tutmaya gideceğim. Sakın engel olmaya kalkma. Ver şu oltayı derim. Ne diyecekmişsin? Bir daha söyle. Ben gidiyorum ana derim. Ne kızıyorsun? Senin için para kazanacağım. Daha ne istersin derim. Keloğlan. Niye kaşın gözün oynuyor Balkız? Diyemez miyim yani? Dersin demesine de annen ne der? Aman ne dersin? Kaçın. Hele bir dene. Hele bir al babanın oltasını, senin kafanı kırarım. Kırarsın bana. Bir daha arkamdan atıp tuttuğunu da duymayayım. Hadi işinin başına. Bahçe çapalanacak. Arkadaşlar, ben size söylememiş miydim? Korkaklar sizi. Beni böyle yalnız bırakırsınız ha? Sorarım ben size. Kulağım. Huysuz! Huysuz! Ne? Ne var? Eğer beni anlamsız bir şey için uyandırdıysan vay haline. Gerçi açlıktan hareket edecek halim yok ama olsun. Söyle. Dereye inen köylülerden duydum. Derede balık akını varmış. Biz de gidip tutsak mı diyorum. Benim halim yok diyorum, sen kalkıp gidelim diyorsun. Ayrıca biz hırsızız. Köylülerin arasına giremeyiz ki. Bir de altın balıktan söz ettiler. Ne? Evet, derede altın balık varmış. Bulan olmuş mu? Yok, kimse tutamamış daha. Yalandır o. Öyle bir şey olsa ben bilirdim. Ben gene de bir göz atayım mı? Ne istersen yap uzun. Beni konuşturma, halim yok. Bu arada yiyecek bir şeyler de getir elindeymişken. Gene ben. Her işi ben yapıyorum, farkında mısın? Ben olmasam ne yapacaksın merak ediyorum. Söylenme. Yedin bitirdin beni huysuz. Ne o? Miskinler bayramını mı kutluyorsunuz? Hoş geldin Keloğlan. Hoş geldin. Akşama kadar böyle duracak mısınız? Belki bu keyfinizi yerine getirir. Olmuşsun. Annen izin verdi mi? Pek sayılmaz. Nasıl yani? İzin vermesi için haberinin olması gerekir değil mi? Habersiz mi oldun? Ödünç diyelim. Bal gibi çalmışsın oltayı oğlum. Habersiz aldım tamam. Ama çok dikkat edeceğim. Sopa sağlam geri götüreceğim. Yakaladığımız balıkları görünce eminim affeder. Eğer oltaya zarar verirsen gel kafanı kırar unutma. Olta geldi. Ne duruyoruz? Gelsin balıklar. Tuttuklarımızı pazarda satarız. Paraya para demeyiz. Keloğlan! Kolay gelsin dede. Şansın bol olsun. Şans sana uğramamış gibi dede. Hiç balık yakalayamamışsın. Sessiz olursan kendimi şanslı hissedeceğim. Balıklarımı kaçırıyorum. Oltan oynadı gibi çekeyim mi? Bak şu balıkların yaptığını. Yemi yemiş kaçmışlar. Dur ben yeni yem takayım. Sen yorulma. İstemez takma. Ben de takmamıştım zaten. Ama öyle balık tutulmaz ki dede. Nasıl balık tutulduğunu bilmiyorum sanki. Çok bilmiş. Benim babacığım balık tutmak değil. Sessizlik ve huzur istedim. Ama onu bile çok gördünüz bana. Şu hale bak. Bütün köy gelmiş. Başka yer mi kalmadı? Sanki altın balığı tutabileceksiniz. Çağırın bakalım balıkları. Buradayız deyin de bizi ararken yorulmasınlar.
Bence asıl sen yorulma kedi olan. Sen kim, balık tutmak kim? Bu tarla çapalamaya benzemez. Uymayın şunlara. Ama unutmuşum. Sen onu bile beceremiyordun değil mi? Bela geliyorum demez gelir. Sakın kavga etmeyin çocuklar. Ben korkarım. Bak kedi olan. Balık suda yaşayan bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledim. Aman sinek, üzme çocuğu. Bebek gibi ağlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Biraz fazla olmuyor musunuz? Ayıptı. Bize ayıbı. Sen mi öğreteceksin Keloğlan? Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Tutma Keloğlan, tutma. Bak bak bak. Kara büyümüş de bize kafa tutuyor öyle mi? Gelin bakalım. Gelin de alın dersinizi. Bize ders vermen için 5 fırın ekmek yemen lazım senin. Sen ne konuşuyorsun gençler, öyle? Gençler, kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Siz karışmayın. Ne demek siz karışmayın? O kadar gürültü yapıyorsunuz ki balıklar kaçıyor. Özür dileriz amca. Özür dileriz amca. Edip kaptı değil mi? Korktun. Ya niye korkalım ki? Sizden korkulur mu hiç? Olsa olsa halinize gülünür. Gençler, size susun demedik mi? Bu gürültüye balık mı kalır? Evet komşu, değil balık, timsahlar bile kaçar. Ne, timsah mı? Ay anne, ay, ben çok korkarım timsahtan. Korkma örgülü, bu derede timsah olmaz. Profesör konuştu. Sen ne anlarsın balıktan, timsahtan? Buraların usta balıkçısı benim. Neden anlamayalım? Geçen seneki akında bir balık yakaladık, aha bu kadardı. Tuzladık da 3 ay yedik. Anladım. O bizim tuttuğumuz balığın küçük kardeşi olsa gerek. Bizimki onun 2 misliydi de. Yeter ama. Biz buraya balık yakalamaya geldik. Sizi dinlemeye değil. Çeneniz çalışacağına eliniz çalışsın biraz. Bakalım akşama en çok balığı kim tutacak? İyi olan kazansın. Üzülme. Yarış bitince sana da 1-2 balık veririm. Eve eli boş dönmezsin. Başlayalım o zaman. 1-2 3 başlayın. Şirin kedi, izin ver birkaç balık almama. Söz kılçıklarını sana vereceğim. Of. Orada! İşte gördüm! Altın balık! Ne güzel parlıyor. Keşke ben yakalasam. Huysuz! Huysuz! Ne var yine? Gördüm. Gözlerimle gördüm. Altın balık. Bu kadardı. Kocaman. Pırıl pırıl parlıyordu. Sahi mi söylüyorsun uzun? Altın balık var mı gerçekten? Gördüm diyorum. Şu kadardı. Ye ye bitmez. Eğer gerçekten altından bir balıksa neden yiyoruz uzun? Açız ya. Ondan olabilir mi? Sus! Sus! Konuşma! Konuştukça batıyorsun. O balık bizim olmalı. Ama nasıl? Evet. Bizim olsun. Yiyelim onu. Şöyle tavada kızarsak ne güzel olur değil mi huysuz? Konuşmadığında daha akıllı görünüyorsun biliyor musun uzun? Keloğlan oltan oynuyor. İşte bu kadar. Keloğlan aslında iyi oldu senin balık tutmaya gelmen. O küçük balıklarla seni uğraş. Büyükler bizim oltamıza gelecek. Boş konuşuyorsun sinek. Çeneni boşa yoruyorsun. Akşama göreceğiz kim ne kadar tutmuş. Kedi de senin balığı yutmuş. Senin tuttuğun balık kediyi bile doyurmaz. Kedileri sevmiyorum demiştim değil mi? Sevmiyorum. Önemli değil Keloğlan. Prensesle ben kovanın başında nöbet tutarız. Boş kovayı beklemek yormasın sizi. İsterseniz bizim kovayı bekleyin. Altın balığı nasıl yakalarız? O kadar köylünün arasına nasıl gireriz? Bizi lime lime ederler.
Ne yapsak? Haklısın huysuz. Onların arasına giremeyiz. Kış boyu hırsızlık yaptık. Bizi sevmezler. Hem de korkarlar. Burada düşünmeye çalışıyorum, görmüyor musunuz? Bir çözüm olmalı. Oradan uzaklaşmalarını sağlamalıyız. Huysuz. Ne? Onları nasıl korkutacağını soracaktım. Korkutmak mı? Niçin? Hani sen beni korkutunca ben kaçıyorum ya. Onu söylemek istedim. Onlar da kaçar diyecektim. Balıkta fosfor var, beyni çalıştırır derlerdi de inanmazdım. Adını anar anmaz sende işe yaradı doğrusu. Eğil! Doğru ol. Evet, korkutup kaçırmalıyız. Ama nasıl korkutacağız? Nasıl? Huysuz. Ne? Ne? Onu da ben bulayım artık, değil mi? Öyle canavar gibi açma gözlerini. Ben korkarım. Ne? Ben canavarlardan korkarım. Deniz canavarı, göl canavarı, dere canavarı, uzun! Dağ canavarı. Eğileyim mi? Ben de işe yarıyorum, değil mi huysuz? Sayılır uzun, üzme kendini. Şimdi planın son aşamasına geldik. Bana çarşaf, elbise, iğne, iplik lazım. Yoksa bana gömlek mi dikeceksin? Canım huysuzcuğum. Gel de bir sarılayım sana. Uzun, gözlerimi açmamı ister misin? Açma, sakın açma. Korkarım. Gittim bile. Sana istediklerini bulacağım. Gittim. Bir tane daha. Yaşasın. Hop hop. Ben de yakaladım. Arkadaşlar, kazanmamız lazım. Keloğlan'ın oltası çok işe yarıyor. O olmasaydı kesin yenerdik. Boş çekliği yok ki. Siz onları oyalayın. Geliyorum. Ne yaptın Tomurcuk? Düğüm oldunuz. Beceriksizsiniz. Şu hale bakın. Durun yardım edeyim. Sen bırak, ben açarım. Koparmayın sakın. Dikkat edin. Ayşe, çamaşırları sen mi topladın? Ay Allah, nereye gitti dikiş sepeti? Aşın komşular çarşaflarımı çalmışlar. Bitti güzel oltam, gitti. Anam anam. Anam kırar kafam. Babacığımın yadigar güzel oltam gitti. Ah babacığım. Affet bu Keloğlu. Hatırana sahip çıkamadım. Yarışma benim neyime? Niye çalarsın oltayı? Anam dediydi zarar verirsin diye de umursamadıydım. Ah anam. Kırsan kel kafamı, haklısın. Tamam artık Keloğlan. Hasta ettin kendini. Ne yapalım, oğlan oldun. Anlatırız annene, özür dileriz. Kırar kafanı, hırsını alır. Gözümüz gibi bakmıştık oltana. Kimin yaptığını anlıyoruz ama ne diyelim. Hadi dikenlerimi batırmamak için zor duruyorum. Hadi arkadaşlar, toplanıp gidelim artık. Yarışma falan anlamsız. Evlerimize dönelim. Korkaklar korktular. Korkaklar korkaklar. Ne oldu uzun? Ne oldu? Neden gülüyorsun? Biraz komik görünüyorsun gözüme de huysuz. Yoksa onları gülmekten mi öldüreceksin? Çok akıllısın değil mi? Suyun içinde anlamazlar ne olduğumuzu. Korkar kaçarlar. Biz de altın balığımızı alırız. Sen sonuca bak. İşe yarayacak, görürsün. Şimdi suya atla ve bir canavar gibiyiz. Kıyıdakileri korkut. Ben de gerekirse sana yardıma geleceğim. Önden buyur. Neler oluyor? Canavar! Dere canavarı olmasın! Sana kalırsa ben de tarla canavarıyım örgülü. Korkma, canavar diye bir şey yoktur. Ya varsa?
Biz en iyisi Bilgecan dedeye soralım. Koşun! Öldürecektin beni. Öldürecektin. Yüzme bilmeyen biri suya itilir mi yarım akıllı? Ne bileyim yüzme bilmediğini huysuz. Ayrıca yüzme bilmediğin için öyle çırpındın ki herkes korkup kaçtı. Ne akıllıyım değil mi? Kabul et artık. Akıl senin yanına bile uğramamış. Aa, bak huysuz. Kaçarken balıkları bile bırakmışlar. Aferin sana. Çok güzel canavar rolü yaptın. Balık girmiş buraya. Seni yaramaz. Gel bakayım buraya. Gözlerini öyle açmakta haklısın huysuz. Benim de hiç gözüm doymuyor değil mi? Oysa burada iki kova balık var. Fazlasına ihtiyacımız yok. Kokar sonra. Bu balıkları nasıl pişirmemi istersin? Ha? Tavada mı? Yoksa kiremite mi koyayım? Ama demiştim sana korkuyorum diye. Açma gözlerini. Bak sana bir kova balık pişireceğim. Tamam. İki kova olsun. Hepsini mi istiyorsun? Ah canım. Bu kadar mı acıktın? Hiç anlamamışım. Yedim seni olsun. Ama ben balık değilim ki. Neden beni yiyorsun? Huysuz. Gelme. Gelme. Değdi mi Keloğlan? Bak, tamir ettim işte. Eskisinden de sağlam oldu. Çok teşekkür ederim Bilgecan dede. Hayatımı kurtardın. Annesi olta yerine Keloğlan'a atacaktı dereyi. Bakıyorum keyfin yerine geldi arkadaşım. Sen ne diyorsun Balkız? Ödüm kopmuştu vallahi. Ay, benim de ödüm koptu dede. Dere canavarı öyle bir ses çıkardı ki. Bir daha mı anlatayım örgülü? Bu derede canavar falan yok. Canavar burada. Canını seven kaçsın. Ben demiştim canavar yok diye ama beni dinlemediniz ki. Yarışmadan da çekildik. Bence hala çekilmiş sayılmayız. Ne? Nasıl? Anlamadım. Evet, daha akşam olmadı ki. Yarışma akşam bitmeyecek miydi? Koşun o zaman dere kenarına. Durun bakalım, durun. Size kendi hazırladığım özel balık yemlerinden vereyim. Zaten ben balık tutmuyorum, işime yaramıyor. Bari size zaman kazandırsın. Alın bakalım. Sinekle arkadaşları 3,5 kova balık yakaladı. Keloğlan ve arkadaşları 4 kova balık yakaladı. Kazanan Keloğlan ve ekibi. Hadi.